Karadeniz Pastanesi'nin önünden başlıyoruz. Sola sinyalle yolu kontrol ederek çıkışımızı yapıyoruz. Işıklara kadar düz gidiyoruz. Böyle bir şeyle karşılaştığımızda duruyoruz. Önümüzdeki araç girdikten sonra gireceğiz. Araç girdikten sonra 3'e doğru gireceğiz. Komisyon başkan yardımcısı ve hocanı indiriyorsun. İndiler. Komisyon başkanı ile devam ediyorsun. Sağ sinyalle direksiyon tam tur sağa çevirerek geri geliyoruz. Yan aynadan ikinci tubayı görene kadar geliyoruz. Gördüğümüzde duruyoruz ve tam tur sol yapıyoruz ve girişimizi yapıyoruz. Yan aynadan kontrolümüzü sağlıyoruz. Arka tekerimiz girdi. İleri hamlemizi kullanıp önümüzü düzeltiyoruz tam sayla. Sonrasında parkımız tamam diyoruz. Onaylanıyor. Çıkıyoruz. Geri vitese takıp biraz geri gelerek çıkmaya çalışıyoruz. Çıkarken istediğiniz kadar hamleniz var bu arada. Yeter ki dubaya değmeyin, kaldırıma değmeyin çıkarken. Sol sinyali verip tam tur sol yapıp sola doğru çıkışımızı yapıyoruz. L parka doğru gidiyoruz. Çizgiyi ortalıyoruz. Baştan ikinci tubayı omuz hizamıza getireceğiz. Omuz hizamıza getiriyoruz. Geri vitese takıp sağ sinyalle tam tur sağa çevirerek geri geliyoruz. Düzlüğü sağlayınca direksiyonumuzu çevirerek 2
kere tekeri düzeltip düz bir şekilde geri geliyoruz ve durduk. Parkımız tamam dedik ve çıkışımızı yapıyoruz. Sağ sinyal verip düz vitesimizi bir alıp düz inip tam tur sağa çeviriyoruz. Eğer hizalı çıkmadıysak, eğer dubalara yakınsak geri gelip çıkışımızı öyle yapabiliriz. Ve duruyoruz burada. Komisyon yardımcısı ve hocamızı alıyoruz. Sol sinyalle yola devam ediyoruz. Buradan sağ sinyalle dönüşümüzü kontrol, yolumuzu kontrol edip dönüşümüzü yapıyoruz. Yapıyoruz. Sağ sinyalimizi verip geri vitese takıyoruz. Geri tek çizgiyi görene kadar arka teker tek çizgi geçene kadar geldik. Ve sol sinyalle vites bir alıp devam ediyoruz. Kontrol ediyoruz. Karşıya geçiyoruz.
duruyoruz. Şimdi burada sola sinyal veriyoruz. Rampa kalkışımızı yapmak için 30 saniye bekliyoruz. Kalkabilirsin diyor ve kalkışımızı yapıyoruz. Çok fazla aracımızı anlamamız gerekiyor. 50 santimden fazla aracın geriye kayması kalmaya sebep olabilir. Bu şekilde dönüşümüzü alıyoruz. Geri vitese takıyoruz. Ve tekrar dönüşümüzü alıp evet sol sinyalle düz devam ediyoruz. Sinyal veriyorum. Sağ dönüşümüzü alıyoruz. Kontrol edip düz devam ediyoruz. Güzergahını gösteriyor. Sola sinyal veriyoruz. Sola geniş dönüşümüzü alıyoruz. Burada da dümdüz bir şekilde ilerliyoruz. Düz bir şekilde ilerliyoruz. Kontrol ediyoruz. Müsait olduğunda geçiyoruz karşıya. Şimdi aynı şekilde dümdüz yolun bitimine kadar gidiyoruz. Düz bir şekilde yolun sonuna kadar devam ediyoruz. Sağ sinyal veriyoruz. Sağ şeride geçiyoruz. Yolu kontrol ediyoruz. Yol boşsa yola dahil oluyoruz. Sağ dönüşümüzü yapıyoruz. Sağ şerit dolu olduğu için sol şeride düştük. Düz bir şekilde ilerliyoruz. Işıklara kadar, ışıklardan sağa döneceğiz.
Ayşehir'de sinyalimizi vererek geçiyoruz. Sağ boş bulduğumuzdan sağ sinyalle dönüş alacağız. Pastanesini gördüğümüzde sağ sinyalini veriyoruz. Sağ şeridimize doğru geçiyoruz. Ve en arkadaki aracın arkasına gidiyoruz. Sınavda da aynı bu şekilde kaldırıma çok yaklaşmadan sağ sinyalle başlangıç noktası yani bitiş noktamıza geliyoruz. Ve boşalıyoruz. El frenimizi çekiyoruz ve kontağı kapatıyoruz.